Merhabalar. Dia Mobil'de ön tanımlı parametreler nasıl kullanılır? Öncelikle yapmamız gereken Dia masaüstü işlemcimizden sisteme giriş sağlayarak kullanıcılarımızda ön tanımlı ayarlarımızı gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Dia masaüstü işlemcimize giriş sağladığımızda buradan klavyemizden F10 veya Dia logosu üzerine tıklayarak arama alanına yazacağımız kullanıcı ile kullanıcılar listesini çalıştırırız. Burada yapacağımız ön tanımlı ayarlar hangi kullanıcılar için geçerli olacak ise, ilgili kullanıcı da F5 değiştir diyerek kullanıcı detayına geliriz. Kullanıcı detaylarında ön tanımlı parametreler sekmesinde yapacağımız ön tanım ayarları bulunmaktadır. Sisteme giriş sağlarken girilecek olan firmanın ön tanımlı ayarlarını buradan sağlayabileceğimiz gibi alt sekmeye geldiğimizde firma için geçerli olacak ön tanımlı parametreler yer almaktadır. Burada hangi firma için ön tanımlı ayarlar yapmak istiyorsak, örneğin şube, depo, kasa, cari gibi işlemlerimizi tanımladığımız satır alanıdır. Burada birden fazla firma için ön tanımlı parametrik ayarlar sağlayabilmekteyiz. Shift Enter ile bir alt satıra gelerek hangi firma için ön tanımlı parametrik ayar sağlamak istiyorsak, combo box içerisinden ilgili firmayı seçip, daha sonrasında seçmiş olduğumuz firmada hangi ön tanımlı parametreler sağlamak istiyorsak, örneğin şube seçeneklerinden şube bilgimizi, depo bilgilerinden depo bilgimizi, kasa işlemlerinde kullanılmak üzere ön tanımlı gelebilecek olan kasa seçim işlemimizi listemize gelerek seçebilir. Buradan tekrar hızlı satış işlemlerinde özellikle kullanılmak üzere seçeceğimiz hızlı cari parametremiz tekrardan listeye gelerek buradan seçim yapılır. Yazar kasa tanımlamalarımız mevcut ise yazar kasa parametremizi seçebiliriz. Satış elemanı sekmesinde yapacağımız evrak girişlerinde satış elemanının ön tanımlı olarak gelmesini istiyorsak satış elemanı listesinden ilgili satış elemanını seçeriz. Eğer dağıtım modülüne sahip isek, sevk aracı listesinden sevk aracını seçer. Restoran yönetimini sağlayan bir firma isek, garson bilgilerinden ön tanımlı garson ayarlarımızı. Departman bazında çalışan bir firma isek, departman listesinden ilgili departmanımızla. Üretim yapan bir firma isek, kullanıcımız ile ön tanımlı olarak gelecek iş istasyon bilgilerimizi. Prim işlemlerini gerçekleştiren bir firma isek de, yapacağımız prim carimizi buradan seçerek evraklarımızda bu verilerin ön tanımlı olarak gelmelerini sağlayabilmekteyiz. Tekrar kullanıcı bilgileri sekmesine geldiğimizde lisansımız dahilinde kullanıcımızın mobil lisans kullanıcısı olduğunu belirtip F2 kaydet dediğimizde bu şekilde parametrik tanımlamalarımızı yaptıktan sonra ön tanımlı parametrelerimizin mobil sistemde nasıl karşımıza geldiğini inceleyecek olursak, mobil sistemimize giriş sağlayarak ilgili sunucu adı, kullanıcı adı ve şifremizle sistemimize giriş sağlayıp, burada hangi firmamız için ön tanımlı ayarlar sağladıysak, ilgili firmamızı seçip ve ilgili dönemimizi seçerek sisteme giriş sağlarız. Yapmış olduğumuz parametrik değerlerin ise nasıl yansıdığını görecek olursak, örneğin bir kasa işlemi yapalım. Ve buradan bir kasa fişi eklemek istediğimizde seçeceğimiz herhangi bir kasa fişinden örneğin tahsilat fişini seçip burada kasa kartımızın otomatik geldiğini, ilgili şube bilgilerimizin ise otomatik geldiğini ve devam ettiğimizde diğer sekmesine gelerek satış elemanımızın ise seçmiş olduğumuz ön tanımlı ayarlar doğrultusunda ilgili evrağımıza gelmiş olduğunu görüyoruz. Bu şekilde yapılan ön tanımlı parametreler ile yapılacak olan evraksal işlemlerin daha hızlı yapılması sağlanılabilmektedir.